Efendim iyi günler diliyorum. Bugünkü konuğum Eskişehirspor'un efsane futbolcularından İlhan Çolak İlhan abimiz. Eskişehir'de tarih yazan, bugün Eskişehir'de hala başarılarla konuşuluyorsa bunda tabii İlhan abi, İsmail abi, Ender abi, Nihat abi derken o kadronun çok büyük bir eseri vardır, büyük başarısı var. Bu başarıda da o başarı kadronun içerisinde İlhan abi de vardı. İlhan abiciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii ki konuşacağımız çok konu var ama önce şuradan başlayalım. Eskişehirspor özellikle genç nesil Eskişehirspor'un nasıl kurulduğunu bilmez. Evet. Önce Eskişehirspor nasıl kuruldu? Kaç takım vardı? Evet. Bu kuruluşunu bir anlatalım Eskişehirspor'un. Şimdi Eskişehirspor'un kuruluşu akademi takımının İzmir'deki üniversiteler arası maçlara gitmesiyle başlıyor. Üniversiteler arası maçlarda akademi takım orada çok iddialı takımların arasında hepsini yenip şampiyon oluyor. Federasyon temsilcilerinden 3-5 kişi diyorlar ki ya böyle bir takım var, niye siz lige girmiyorsunuz? Falan. Evet. Bu kıvılcımı atıyorlar orada. Ondan sonra da Eskişehir'e gelince Allah rahmet eylesin Nafiz Yazıcıoğlu İdman Yurdu takımının idareciliğini yapıyordu. Evet. Nafiz Yazıcıoğlu İdman Yurdu'nu yani ikinci lige sokmak için böyle bir girişimi varmış. Hı. Eskişehir İdman Yurdu'nu. Ondan sonra tabii o duyulunca akademi takımı da Türkiye şampiyonu olunca diyorlar ki böyle böyle müracaat edelim. Federasyona müracaat ediyorlar. Orhan Şeref Apak da o maçları falan seyretmiş. Evet. Onun vasıtasıyla ikinci lige alınmasına karar verilmiş. Olay bu. Evet. Tabii Eskişehirspor ikinci ligde başladı ama başladığı ilk yılda şampiyon oldu. Şampiyon oldu ama şöyle bir şey var. Şimdi kurulacak ama nasıl kurulacak? Evet. Bilen yok. Başkan kim olacak? İdareci kim olacak? Tabii onları idare kısım biliyorlar. Ben duyduklarımı anlatıyorum. Yani. İşte ileri gelenleri topluyorlar. Diyorlar ki böyle yapalım, şöyle yapalım işte. Aziz Boreli başkan yapıyorlar. Ondan sonra iki tane banka müdürü vardı. Dündar Özbil, bir de Ziya abi, Akbank müdürü. Ziya Sakarya vardı. Şükrü Kuntasal falan, Aydın Begiter falan. Hepsi beraber kurucu. Aziz Borel. Aziz Borel başkanlığında kurucu. Evet. Şimdi o yönetimin tutarlılığı şu, bizim duyduklarımız bunlar. Aziz Borel kulüp başkanı, tabii futboldan falan bildiği yok. Evet. Bize anlattığı şu, Aziz Borel, Arapça futbol terimlerini Arapçadan okuyup öğreniyormuş. O kadar hevesli falan. Şimdi kulüp müdürü anlatıyor bize. Başkan, takım kuruluyor. Mehdi abi mi? Mehdi abi Mehdi, mi? Yok. Metin Bey vardı ondan önce. Başka Mehdi abi sonra geldi. Evet. Şimdi başkan toplantı olacak. Salı günü toplantı. Toplantıya gelirken diyor masanın başında diyor böyle bir zil varmış. Zili çeviriyormuş. Tırt. Kulüp müdürü gel bakayım buraya. Antrenör gel buraya. Maçımız nerede? Oturtuyorlar antrenörü Matay'ı. Diyor ki maçımız işte şurada diyor. Peki diyor. Prim ne kadar? İşte 10 bin lira. Evet. Futbolcuların isteği var mı? Forması, şortu, ayakkabısı var mı? Yani antrenör soruyor. İhtiyaç, evet. Tamam sen çık diyormuş. Sen çık. Ondan sonra genel kaptanı diyormuş gel bakalım evet. Neler lazım? İşte o hazırlığı yapıyorlar. Evet diyormuş beyler diyormuş. Pamuk eller cebe. Mesela Bursa'ya maça gidilecek. Evet. Muhasebeciyi çağırıyor. Gel kardeşim. Bursa'daki otel parası ne kadar tutar? Yolda yemek parası. Maçın primi, tam primi. Yani. Ne kadar tutar? Evet. Evet beyler çıkarıyor hesabını. Evet beyler diyor. Bölüyor kaç? 10 kişiler, 12 yani. Kişiler kaçta? Evet beyler diyor. 13 bin lira masrafımız var diyor. Lütfen diyor pamuk eller cebe. 13 bin lirayı toplayalım. Senet, çek, nakit fark yani. Etmiyor. 13 bin lirayı yerleştiriyor, koyuyor. Kulüp müdürünü çağırıyor. Diyor ki bunu kasaya koy. Bu takımın Bursa'ya gidiş, geliş, primi, maaş hepsi burada. Yani. O hafta maaşlar varsa maaşları da koyuyor içine. Öyle topluyorlar. Bülbül. Peki diyor, yani ondan sonra
Maç berabere bitti yahut yenildik. Prim. Prim kalıyor da. Yani. Abi geriye vermiyor. Eskişehir'de gene maç var. Yani. Gene ertesi hafta toplanıyorlar. İçeride ne kadar paramız var? Şu kadar. Ne kadar toplanacak? 3000 lira. Evet beyler, Pamukköylüler cebi 3000 lira da al. Böyle yani bu kulüp. Böyle geldi. Sezon bittiği zaman da şampiyon olmuş takımın paralar da dağıldıktan sonra 0-0 kimsenin kimseden alacağı yok. Hakkını helal et diye ayrılıyorlar. Böyle bir yönetim. Ama işte yani demek ki kulüp o şekilde iyi bir yönetilmiş. Borç yok. Alacak yok, borç yok yani. Futbolcunun alacakları yok. Gelir yok. Gelir yok. Ama, gelir yok. Ama sonuçta yani bu fedakarlık yapılmış. Herkes yapmaya çalışmışlar. Şimdi tabii ki birinci lige çıktıktan sonra yönetim bu sefer daha tutarlı. Hasılat geliyor. Spor Toto'dan para geliyor. Yani. Loto falan yok o zaman. Bir tabii, Spor Toto'dan. Yalnız işte federasyon o zamanlar bu kadar, onlar da bilinçli değil demek ki. Federasyon ne kadar para var? 150 milyon lira. Birinciye 10 milyon böyle dağıtıyor her kulübe. Yani. Parayı gönderiyor. Kulüpler de bu parayla transfer peşinatlarını, şunları bunları yapıyorlar. Biraz savurganlık oradan başlıyor yani. Hmm. Yani peyderpey değil de birden verilince herkes, biz ikinci olduk mesela 4 sene. 4 senenin 3 senesi ikinci olduk. 3 senesinde birinci kadar para alındı kulüp. Peşin para. Evet. Hep transferler oradan yapıldı. Yani. Ama o yönetimlerin de tutarlılığı çok fazlaydı. Mesela ne olur diyor, bu sene 150 milyon lira masrafımız olursa 120-130 bin lira gelirimiz var, 20-30 bin lira açıkla bu işi kapatırız, onu da kendi aramızda hallederiz diye kongreye giderken öyle zannediyorum ki bütün işler sıfıra sıfırdı yani. Hı hı. Bizim zamanımızda yönetim krizi diye bir şey yoktu. Değil mi? Bakın size şunu söyleyeyim, Eskişehir Spor takımında transfer edilip bizde oynarken bir karar çıkarıldı. Primin mesela 1000 lira alıyorsak 750 lira veriyorlardı. 250 lirasını kulüpte kalıyordu. Bu toplanan paralar sezon sonunda şampiyon olursan ne kadar toplandı? 5'er bin lira adam başı. 5'er bin lira 10 bin lira olarak verilecek bize. İkinci olursak 7500 lira olarak verilecek. Üçüncü olursak 5000 lira olarak. Dördüncü olursak 2500 lira olarak. Beşinci olursak o para kulübe kalacak. Böyle bir statü çıktıydı. Mesela o sene bizlerde oynayıp başka takıma giden takımların primlerini bu kulüp gittiği takımın an gitti, Karşıyaka'ya gitti. Karşıyaka kulübüne giden futbolcunun adına bu parayı bankaya yatırıyordu. Yeah. O Eskişehir Spor buydu yani o zaman. Gelir gider dengesini de kuruyorlardı. Değil mi? Peki. O zamanki hasılatlar da bize çok faydalıydı. Tabii canım yani galibiyette %60. %60. Tabii İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da yani. Her tarafta bizim seyircimiz 10 bin, 15 bin kişi oraya geliyor. Tabii. Bizim buradaki seyircimiz zaten 10 bin kişi. Bunun 3 bini de beleşçi. Yani. Ve bir de şehir kulüpleri şunu yaptı, yanlış yaptılar. Geçen de konuştuk. Bilet yerine teberru makbuzu verdiler. Teberru makbuzuyla maça girdi millet. Sağda 10 bin kişi var. Hasılat 3 bin lira. Gelen takım olur mu böyle şey diyor. Sağ dolu. 3 bin seyirci var diye. Bunlar hep Anadolu kulüplerinin yarayan kanası oldu. Evet. Peki şampiyonluğu anlatalım. Yani o ilk lig şampiyonluğu. Yani ikincilikten birinciliğe, süperliğe çık. O zamanki, bugünkü süperlik ama o zaman birincilikti. Evet. Şöyle bir şey var. Şimdi İlk sene zaten çıktık. Cihat Arman geldi, Allah rahmet eylesin, başımıza. Biz birincilikte kaldık. Evet. Kaldık. İkinci sene Gegiç geldi. Gegiç gelince tabii biz futbol oynuyoruz. İşte, o antrenör çalışıyor. Gegiç gelince işler değişti. Günde iki idman. Allah Allah. Kimse. Nerede çıktı? Günde çift idman olur mu ya? İdmanda dumbbell var, kum torbası var, bir sürü alet, edevat var falan. Hepimiz tabii hevesle yapıyoruz da ne olduğunu bilmiyoruz tabii. O da anlatıyor bize şöyle şöyle şöyle. Bir senemiz böyle gitti geçti ama bunun çok faydalı olduğunu gördük. Çünkü hiç yorulmuyorduk maçlardan sonra. Yani maç bitiyor,
Bir maç daha oynayacak enerjimiz vardı. Çünkü hevesle yapıyorduk her şeyi, evet. Bilinçle. Onun programları da süperdi. Yani Gegiç'in çalıştırma sistemi, oynatması, görev vermesi, her şeyi bilhassa siz, yani haftada iki gün kondisyonu yaptırıyordu. Ondan sonra taktik çalışması, teknik çalışması, taktik çalışmaları mesela devamlı surette yapıyorduk. Hiç. Gözün kapalı, adam yok. Veriyorsun, kaçıyorsun, gidiyorsun. Hayır diyen yok. Evet. Öyle bir düzenden geldik yani. Ve bunun başarısında 3 sene üst üste ikinci olmakla kadroyu, ikinci oldu kadro. Hep takviyelerle, giden olmadan gelen oldu hep. Hepsi de bize uydu. Bize gelip de uymayan oyuncu kalmadı. Zaten çok tutarlı bir yönetim vardı. Aydın Bekiter falan, idareciler alacaklar adamı. Diyorlardı işte Ahmet'i alacağız. Kulübüyle konuşuyorlardı, alıp geliyorlardı. Ve o da bize burada kalıyordu. Zaten giden kalan arkadaşların hepsi böyle arkadaşlar yani. Bize uymayan zaten 6 ay sonra belli oluyordu. Yani. O kadroya da giremiyordu. Ertesi sene sessizce ya takımına dönüyordu ya başka bir yere transfer oluyordu. Peki bu başarının sırrı ne? Yani şimdi mesela İzmir'de bir Göztepe'ye yenildik. Aslında o maçı kazanmış olsaydık ilk defa Anadolu'da ligde şampiyon olan Eskişehirspor olacaktı. Evet. Olmadı, bir tarihsizlik yaşandı. O, yani orada şimdi, ne oldu? Şöyle diyelim. Şimdi FETÖ çıkınca biliyoruz tabii biz. FETÖ o zaman varmış. Evet. O zamandan varmış. Bakın Eskişehirspor kimlerle mücadele ediyor? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Bunlar bizim için sorun değil. Evet. Onları yeniyoruz, berabere evet. kalıyoruz. Bizim onlardan aldığımız puan her zaman bizi geçiyor. Fakat Galatasaray takımı her takımda Şekerspor'da Coşkun Özer antrenör, Mersin'de Kadir Aytaç, Turgay Şenen, Muntar Turçal şeyde, Bursaspor'da, Göztepe'de Reha Yeken, Bülent Eken kardeşler. Evet. Yani bütün Vefa'da Can Demir gidiyor antrenör. Yani hep antrenörler ve kiralık futbolcular o takımlarda. Biz mesela Vefa'yla beraber kalıyoruz. Galatasaray'ı yeniyoruz. Bir puan öndeyiz. Gidiyoruz Feriköy'le de beraber kalıyoruz. Bir puan kaybediyoruz. Yani Galatasaray'dan aldığımız iki puanı öyle harcıyoruz. Evet. Ama Galatasaray'ın o zamanki lig statüsü de çok enteresan. Galatasaray takımı Beşiktaş, Fener, Feriköy, 6 tane İstanbulspor, Feriköy, Vefa, 6 takım var İstanbul'dan. Bunlar kendi aralarında oynuyorlar önce. Biz deplasman takımlar. Biz yani. Samsun'a gidiyoruz. Beraber kalıyoruz. Galatasaray, Fener, Beşiktaş galip. Ertesi hafta oynuyorlar galip. Onlar 6 puanla başladığı zaman biz 3 puan, 4 puanla başlıyoruz. Yani. Yani içeride yeniyoruz, dışarıda beraber kalıyoruz. Veya yeniliyoruz. Bu futbolda evet. var. Eksik başladığımız halde onları yeniyoruz. İçeride de orada yensek burada beraber kalıyoruz. O puanı kapatıyoruz. Fakat iş sonuna geldiği zaman işler değişiyor. Hakemler değişiyor. Zaten bu Aslat şeyini bütün gazeteler yazdı o zaman. Sizler de bunu okumuşsunuzdur. Şimdi hala yazıyorlar. Faruk Ulgaz, Fenerbahçe Başkanı, biz Anadolu'yu durdurmamız lazım. Evet. Ekonomik yönden durdurmamız lazım. Takımlar olarak durdurmamız lazım diye beyanat veriyorlardı. Çünkü durduramıyoruz diyor. İstanbul'da en azından Haslat'ta %60'ını siz alıyorsunuz. Tabii Haslat çünkü orada işte ben geçen yani, de söyledim evet. ben. Bir Beşiktaş'ı yendik 1-0. Galatasaray maçlarının Haslat'ını bilmiyorum. Duyduğum benim. Yani. O Beşiktaş'ı 1-0'ın maçtan sonra gelen Haslat bize 88.500 lira. Eskişehir'de bizim bir senede, bir sezonda 15 maçta aldığımız Haslat 40.000-50.000 lira. Yani. Yani bir maçta kazandı, onun üzerinde iki mislini kazandınız. İki misli, en az yani. Bir buçuk misli yani bir kere. Yani. Bunlar tabii ekonomik yönden çok güçlendirdi bizleri. Onlar mesela 10.000 lira prim veriyorlardı, bizde 3.000 liraydı prim. Yani. Onlar tabii para çok orada. Evet. Öyle, öyle gidiyorduk. Bunlar hep, bu yalnız bu başarıların en büyük etkeni yönetim, taraftar yani. Ve tabii bu taraftar, biz pazartesi günü mağlup olduğumuz Eskişehir'de beraber kaldığımız haftalarda bile pazartesi, salı günü, çarşamba günü çıkıp da gezmezdik. Hep kötü yerlerde. Yani. Ne zaman galip gelirsek. O taraftan yüzüne bakamayacağız. Yok
yani laf söylüyorlar. Üzülüyorduk. Yani. Onlar da üzülüyor çünkü. Onlar da amatörse idareci yani. Bir kere taraftar kulübün içine hiçbir zaman girmemiştir. Bizim zamanımızda. Hiç. Taraftarın işi tribünde. Evet. Yani Amigorhan'lığını yaptıysa arkasına almıştır grubu. Hiçbir zaman Ahmet'i alalım, Mehmet'i alalım, idareci istiyor falan yok böyle bir şey. Yönetimin hiçbir işine karışmamıştır. Evet. Amigo Orhan abiyle bir sohbetimizde ben sordum. Ya bugünkü Taraftarlar Birliği kulüpten çıkmıyor. Kulübün idarecilerine karışıyor. Şu olsun, bu olsun, şu gelsin, bu gitsin. Sen yıllarca amigoluk yaptın abi. Kulübün kapısından kaç defa girdin? Bir defa girdim dedi. O da dedi, başkan kim? Rahmetli başkan çağırmıştı. Ben dedim, evet. Tamam mı? Orhan bir gelsin diye haber göndermişler. Öyle de gitmedi. Ben kaç yıl amigoluk yaptım, kulübün kapısından içeri girmedim. Yok, hiç. Tribünden maç biter. Mağlupsa hepsi tekrar başımız öne eğer gideriz. Galipsek bağırır, çağırır, eğlenceli gider millet. Bunun başarısı tamamen amatörce bu işi yapan taraftar kitlesi, yönetim, her şey yani bu. Burada ekonomi yükseldikten sonra işler doğal. Bu işin en büyük furyası Yugoslavlar Türkiye'ye gelmeye başladı, Avrupa'ya gelmeye başladı. Ondan sonra futbolun kirliliği başladı. Arkadan başladı. Bir ara baktık Eskişehir'de 8-9 tane Yugoslav oldu. 13 tane. Türk vatandaşı yaptılar onları. Şimdi bir yıl... İşte o Türk vatandaşlığında gene söyledik. O federasyonda tedbir alamayacak oldu. Milli olmayan dedi. Transfer olmayacak dedi. Benim duyduğum Türkiye'ye gelen, Eskişehir'e gelenler, bırak Türkiye'de Eskişehir'e gelenlere adam Yugoslav Federasyonu'na diyor ki ben diyor Patagonya ile maç yapacağım. İşte şununla Arnavutluk'la maç yapacağım ki orada milli maç oynadı diye 500 mark verdin mi federasyona? Milli maç oynayanların şeyini alıyorlar. Lisanslı. Milli maç oynadı diye yazı. Bonservis veriyorlar yani. Milli maç onlar da gelip burada futbolcu oluyorlardı yani. Ama gelenler için de hak edenler var. Şeyler var ama çoğu öyle geldi yani. Evet. Bunlar hep o zaman kötüsü bizi Yugoslav furyası dejenerasyona uğrattı. Şimdi tabii ki İstanbul'da bir üçüncülük dedik. Beykoz Eskişehirspor maçı var. Son maç. Evet, son maç. Yani İkincilikteki. İkincilikte pardon. Eskişehirspor maçı berabere bitirse şampiyon oluyor. Evet. O maçta ben de vardım Beykoz sahasında. Yani son dakikalarda Beykoz bastırıyor. Maç 0-0 bastırıyor. Bir gol olsa Eskişehirspor şampiyonluğu olacak. Yani artık son 10 dakikayı böyle maçı izlemedim. Sağa sola bakıyorum. Vakit o vakitte geçmedi. O maçta sen de vardın. Tabii, antrenördüm ben. Yani. Antrenördüm. Gürcan Hoca teknik direktördü. O maç için çok söylenecek şey var. Maça gelinceye kadar en öncesi şu. Takımı bir otel bulmuşlar. Doğa Güneş diye. Bilmiyorum ben İstanbul'a gelen binlerce insan var Eskişehir'den. Doğa Güneş diye bir otel görmemiştir. Ben de bilmiyorum. Biz de senelerce maçlara gittik geldik. Yani. Oteller gayet belirli yerde. Bu Doğa Güneş dediğimiz otel Tuzla Tersanesi'nin üstünde. Altı Tuzla Tersanesi yani kayaların üstünde bir otel. Kadıköy tarafından böyle izbe bir yere gidiyorsun yani. Şimdi oteli ilk gittiğimiz zaman çok güzel. Yani. Zannedersem çarşamba günü, perşembe günü mü gittik? Erken gittik. Oradan Fenerbahçe sahasına gittik, idman yaptık falan filan. Gayet güzel. Fakat gelelim otel, cumartesi günü bozuldu. Yani. Cumartesi günü akşamı da eğlence var bir de otelde. Hı. İdareciler de var, Allah rahmet eylesin. Şimdi Çetin Özbek sağ hala. Öbürleri vefat etti çoğu. Dedim ki, çağırdım Çetin Bey'i dedim ya... Abi böyle burada müzik var, eğlence var. Burada biz maç yapacağız falan. Ya dedi bir şey olmaz falan filan. Dedim olmaz abi böyle ya böyle olur mu? Neyse rica ettik falan filan. Düğün sahipleri falan anlayışı gösterdiler. Fakat düğün dağıldıktan sonra otel gece gelen gidene taksiyle kafayı bulan geliyor. Bir sürü hallelimler, malzemeciler sağ. Hı hı. Dedim ki oturacaksınız kapının önüne. Buradan bu tarafa kimse geçmeyecek. Çıktım çocuklar rahatsız oluyorlar tabi haliyle. Yani.
Ondan sonra dedim ki Eskişehir'de otelin sahibi. Dedim ki bize dedim birinci katı diye dedim aldı. İkinci kattan indireceğiz takımı. Birinci kata indirdik. Ondan sonra orada yattık ama çok huzursuz bir maçtı. Evet. Yani şöyle bir şey var. O oteli o hale getiren rakip şeyler. Hani rakipten gelen tepkiler yani. Nasıl Eskişehir Spor sahada yenemiyorsa şunu yapar, bunu yapar diye başka türlü yapmak istediler ama olmadı. O maçta berabere bittik. O maçın da enteresan tarafı bütün seyircilerin, türbüne gelen seyircilere ben baktığım zaman şöyle tanıdıklarımla belki de hayatında iç maça gitmeyen insanlar bile oraya gitmiş. Evet. Türbünlerde gördük bunları yani. O maçı da berabere bitirdik. Tabii Karşıyaka da şeyle Süleymane Sirkeci ile maç yapacak. Hı. Enteresan olan bu. Süleymane Sirkeci ile 5-0 yenmesi lazım. Bizim 1-0 yenilmemiz lazım. Hı. Şampiyon olması için. Evet. Süleymane Sirkeci Karşıyaka maçına uçakla gidiyor. Uçakla. Hı. Adamlar belediye otobüsüne geliyordu bize. İzmir'e uçakla gidiyor. Uçak rotor yapıyor. 45 dakika geç başlıyor maç. Yani bizim maç başlıyor. Başlıyor. 45 dakika sonra Karşıyaka maçı başlıyor. Karşıyaka maçı haftayım oluyor 4-0 galip. Eskişehir Spor maçı bitiyor 0-0. Eskişehir Spor 1-0 mağlup olsa maç 5-0 bitecek, Karşıyaka şampiyon olacak. Ya. Bakın neler hesap ediliyor. Süleymaniye Sirkeci maçına baksınlar tarihine. O maç 45 dakika geç başlıyor. Bizim maçın devresi olduğu zaman onlar yeni başlıyorlar. Biz 0-0 bitti zaman maç 4-0 ve maç 4-0 bitiyor. Yani Eskişehir Spor mağlup olsa belki fark açılacak. Tabii yani. 5-6 olacak canım. Yani bu kadar hesaplı bir çalışma. Bu arada onun bir anısı daha var bende. Ben yardımcı antrenörüm. Her yerde giriyorum maça ben. Her yerde. Bütün yazıyorlar, giriyoruz. Tekirdağ'da kurs arkadaşları vardı. O zaman A kursuna falan gittik. İşte B kursuna gittik, A kursuna gittik. Sarıyer'de. Onlarla ders yapıyoruz, konuşuyoruz falan. Futboldan konuşuyoruz. Tekirdağ'da vardığımda benim, girdik soyunma odasına, soyunduk. Dedim, işte arkadaşlar geldi. Merhaba, hoş geldiniz falan filan. Maça çıkacağız. Isınmaya çıkardım takımı, ısındık. İçeriye girdik. Tekrar sahaya çıkacağımız zaman saha komiseri geldi. İlhan Çolak kim dedi? Benim dedim. Sen sahaya giremezsin dedi. Hayrola dedim. Giremezsin dedi kardeşim. Seni sokmuyorum ben dedi. Ya etme eyleme kardeşim. Sebep ne? Sebep sokmuyorum diyor. Hakemlere gittim dedim. Abi böyle böyle falan. Yok dediler. Biz karışamayız o işe. Hakem gözlemcisine gittik. Yok. Sami Aytaç vardı bizde dedi. Onun kardeşi de Paşa. Tribünlerde Yılmaz Sezer falan oturuyorlar. Tekirdağ'ın sahası da çok enteresan. Tribünler kale arkasında ve bizim sporcuların çıkıp girdikleri yerde bir portakap var. Demir bir kapı tek. Başka yok. Sahaya oradan giriliyor, oradan çıkılıyor. Bir tane de kapısı var tek böyle. Hemen Yılmaz Sezer gördü beni. Takım başı ısındı. İkinci sefer çıktılar. Takım başlayacak. Yılmaz Sezer dedi, ne oldu dedi Tatar dedim, sokmadılar abi. Gel buraya dedi, Paşa hemen bir subay gönderdi oradan. Paşa'nın yanından geldi aşağıya. Jandarmayı dedi, aç dedi, açtık. Şimdi sahanın bir tarafı kavaklık, ağaçlık orada. Karşı tarafta yamaç, kale arkasında seyirciler var. Ben kalenin arkasından, o kavakların arkasından gittim. Sahanın ortasına, bir kavağın arkasına saklandım. Sahanın tam santra çizgisinin, orta çizginin izahatı inanın. Kulübe bana 8-10 metre, o da 10 metre. Ben yokummuş gibi. Hı hı. İlk devre bizi oynadığımız tarafta Zafer'le Gani var benim tarafımda. Ben bağırıyorum işte şöyle yap, böyle yap falan filan ama fazla da bağıramıyorum. Dışarı atarlar diye bilemiyorum. Sağ komiseri oradadır. Tabii. Falan. Oyun oynanıyor. İşte bu birinci sınıf hakemlerin olması bize. Yılmaz Sezer'e ben dedim ki abi dedim böyle böyle. Bizim maçlara dedim. Bir şey istiyorum, federasyondan git. Dinlenen Sabahattin Ladikli, Sadık Deda, Necmi Temizel, İlmi Ok. Bunlar o zaman popüler hakemler birincilikte. Bunlar dinlendiriliyor zaman zaman. Kötü idare gösteriyorlar, yoruluyorlar falan. Bizim dedim bu maçlara bunları versinler. Hmm. Birinci sınıf hakemle oynasın, benim takım birinci sınıf. Yani. Falan. O günkü hakem de Sabahattin Ladikli galiba, büyük
değil yani birinci sınıf hakem. Evet. Tekirdağ maçı oynanıyor. 0-0 derken bir gol attık. Biz 1-0 önde gidiyoruz. İlk devre çok enteresan bir şey. Tekirdağ'ın kaptanı Sabahattin. 2 numara sağ bek. Bizim kaptan Selahattin. 2 numara sağ bek. İlk devre Sabahattin orada kart gördü. Zafer'e girdi bizim önümüzde. Tekirdağ'ın kaptanı gördü. Hakem yazdı. Yani. Güzel. Oyun aftayım oldu. Ben oradan çıkmıyorum hiç. Kulübeye gitmiyorum. Çünkü o demir kapıdan çıktım. Adam sokmayacak beni. Yani. Ben kavanın arkasında oturuyorum. Beni de görmüyor fazla. İkinci devre zaten Selahattin benim tarafımda oynuyor. Şenol. Çıkarken yalnız Şenol'a ses. Şenol dedim. Kulağım bende olsun dedim. Tamam hoca dedi. Hani bir şey olursa söyleyeceğiz, yani. Hatırlatacağız falan. Şimdi oyun oynanıyor falan filan. 1-0'da gol. Biz gayet güzel de oynuyoruz. Derken rahmetli Sinan, Allah rahmet etsin, nur içinde yazsın. Eliyle Selahattin'e bir top attı. Selahattin de haberi yok. Yani fark etmedi. Evet. Selahattin döndüğü zaman sol açık topu kaptı ama Selahattin de adama geçirdi. Yani böyle bastı. Basınca o hakem koşarak geldi. Kartı çıkardı. 2 numarayı gördü. İkinci sarı kart dışarıya. İkinci kart. Vay anasın. Şimdi üst baktım üstüne Selahattin çıktı pistte geliyor. Hemen kavaklara dedim ya Allah bismillah. Hurra sahaya. Vallahi hemen yakaladım Selahattin'i. Yürü dedim sahaya. Abi dedim hocam dedim bir dakika dedim ya. İlk devre dedim kart gören dedim. Tekirdağ'ın kaptanı Sabahattin 2 numara. Evet. Selahattin dedim ilk olarak daha dedim ya. Baktı. Aa dedi tamam dedi gir içeri dedi. Düşünebiliyor musunuz? Müdahale etmesen Selahattin gitti Selahattin. Çıkacak. Gitti 10 kişi kaldın abi. Gitti. Vallahi billahi. Peki kulübe uyumuş o zaman. Kulübe ne yapıyordu kulübe? Kulübe oturuyor abi. Kulübe seyrediyor. Kulübe. Ahmet Çelençeli falan filan zaten ben oraya koşunca onlar şaşırdılar. Yani. Ondan sonra geldim ben de kulübeye oturdum zaten. Dediler nereden biliyorsun, nereden ediyorsun? Nereden biliyorsun yok işte maç böyle takip edilecek. Değil mi? Eskişehir evet. Sporlu olmasan ne bakacağım ben ona? Sarı çizmeli Mehmet Ağa gider. Yani bu da bizim başımıza geldi. Çok o sene şampiyon olurken Yılmaz Sezer çok fedakarlıklar yaptı. Çetin Özbek, Necmi Savtekin. He. Ondan sonra Somay. Bu arkadaşlar hiçbir deplasmanda biz 5 tane idareciyle gidiyorduk. Evet. Size enteresan bir şey daha anlatayım. Karar aldı yönetim kurulu. Kafileye yabancı insan alınmayacak. Sizin arkadaşlarından Ali İhsan Sarıçoban. Zafer'i çok seviyor. Evet. İstanbul'a bir maça yok. O zaman 4 tane Kırklareli, Lüleburgaz, Tekirdağ, Edirne. 4 tane deplasmanımız var. Trakya'ya. Evet. Yani gelecek gidecekler. Yani. Yine zannedersem Edirne deplasmanı galiba. Bilemiyorum hangi deplasman oldu ama. Çorlu'da kalıyoruz. Çorlu'da kalıyoruz. Maç günü gidiyoruz oynamaya. Evet. Zaten yakın. Yeah. Buradan Ali İhsan Sarıçoban'ı arkaya oturtmuşlar. Aynen böyle. İzzet Özalp da İdareci İzzet Özalp da kafile başkanı. Hı. 4 tane de idareci var yanında. Somay, Savtekin, Çetin Özbek, Ahmet Çerençeli bunlar. Bu kadro her zaman var. Evet. Her zaman var. Her maça geliyor. Her maça gidiyoruz. Deplasmana giderken geliyoruz. Bak onlar giderlerdi. Kendi paralarını, otel paralarını kendileri verirler. Kendi yemeklerini verirler. Öyle gidiyorlardı. Hı. Neyse. Köprü vardı o zaman biliyorsun. Esparkun'daki köprü var. Evet. Köprünün oraya geldiğimiz zaman istasyon caddesinden gidiyoruz. Bir baktım, Ali İhsan'ın sesi geldi. Zafer'in altında oturuyor. Ne arıyorsun sen? Dedim, ya abi. Dedim, yok olmaz öyle şey. Gittim kafile. Benim görevim bu çünkü. Yani. Gittim İzzet Özalp'a dedim ki, çünkü orada tek o sorumlu o. Dedim abi böyle böyle Ali İhsan Sarıçoban dedim. Zafer'ler demişler dedim. Ali İhsan gel buraya dedi. Etinin önüne geldik. Hı. Kendisi sağdır. Hala sevmez beni ondan. Oraya geldik. Ali İhsan dedi, Zümrüt Turizmi işletiyordu o zaman otobüs firmasını. Hı. Derhal dedi, Zümrüt'e gideceksin. Ben telefon edeceğim. Seni Çorlu'ya müteveccihen otobüsle gönderecekler. Hı. Bizim de misafirimiz olacaksın sen. Ama dedi, bu otobüsle olmaz yani. Dedi. Aynen böyle. Ali İhsan'a sorabilirsiniz. Doğrudur. Bunlarla uğraştık ya, bunlarla uğraştık. Evet. Çünkü şu oluyor.
Orada bir şaka oluyor, bir münakaşa oluyor. Takım beraber kaldı. Yok İlhan Ahmet'e pas atmadı, Mehmet'e pas atmadı. Bu dedikodular basına düşüyor. Evet. Basın da bunu biraz süslüyor, püslüyor. Bu da benim işime gelmiyor. Ben her zaman diyorum ya kardeşim gelin bir şey olduğu zaman ben size her şeyi hakikatini söylerim yazarsınız. Yani bunlarla uğraştık. Evet. Yani Kadir Aytaç Karşıyaka'da tek başına her tarafa şey salıyor, dal salıyor, neler salıyor. Ama Yılmaz Başkan'ın tutarlılığı, yönetimin tutarlılığı çok güzel bir şeyle şampiyon yaptı. Zaten ondan sonra da dedi, benim işim bitti dedi, bıraktı. Ondan sonra bir sene daha götürdük, ondan sonra takımda çöküş başladı. Çok büyük fedakarlıklar yaptı ya Yılmaz Sezer. Yılmaz Sezer'in hakkı yenmez. Evet. Şimdi tabii... İkincilik maceramız, son lige çıkmamızın maceraları bunlar. Evet. Biraz da kupalara gelelim. Yani bugün Eskişehirspor'un müzesinde 3 lira kupa var. Evet. Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Kupası ve Başbakanlık Kupası. Yani bunlar da hep sizin kadronuz, sizin oynadığınız dönemlerde almış kupalar. Biraz da onlardan bahsedelim. Özellikle Türkiye Kupası, gerçekten Başbakanlık Kupası Eskişehirspor'un tarihine altın altına yazılan maçlardı onlar. İlk Başbakanlık Kupası'nı ikincilikte şampiyon olduğumuz zaman aldık zaten. Trabzon İdman Ocağı amatör küme şampiyonuydu. Ankara'da Başbakanlık Kupası'nı o zaman Süleyman Demirel'inden şey aldı. Fethi aldı. Başbakanlık Kupası fotoğrafı evet. Şu anda ekranda. O bizimki değil o. O onların bizden sonraki takımın aldı o. Bizimki... Abi ben internetten aldım onu, Eskişehirspor yazıyordu. Eskişehir Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den aldık şey. Fethi 65-66 senesinde. İkincilikte şampiyon olduğumuz zaman orada Trabzon İdman Ocağı'nı 1-0 yendik. Hayır, ha bak bu. Şeyin, Turgut Özal'dan almadınız mı siz? Turgut Özal yok daha. 66'da nerede Turgut Özal? Hayır, Turgut Özal size bir kupa veriyor. Bir fotoğraf o da Turgut Özal. O şeyler bizden sonraki takımın aldı kupalar onlar. Hayır. Aydın Bekiter zamanında. Eskişehirspor'a verilen bir kupa var. Ha. Evet. Şimdi o kupayı aldık. Ondan sonra ikinci kupa Bursa Spor'u yenerek Türkiye Kupası'nı aldık. Türkiye Kupası'nı aldık ama eleye eleye en son Galatasaray'ı eledik orada. Evet. Eledik, Bursa'yla kaldık kafa kafaya. Onu zaten kulakları çınlasın. İsmail arkadaşım teferruat ile anlatıyor. Onlar o zaman daha böyle şeyler. İşte şöyle uçacağız. Bir de Bursalı olmaz, İsmail İnegöl'lü olması. O milli maça çıkar gibi herkesin tepesine binerdi yani böyle. Bursa maçı bambaşka bir havadaydı. Bursa maçını oynayacağız Bursa'da. Gittik. Bursa'da otel yok abi. Yok. Hadi nereye? Han'a gittik, Han'a. Mudanya'da Han'da yattık. Han'da yattık. Yeah. Bildiğimiz Han. Affedersin, hayvanlar bahçede, at arabaları falan filan, otobüs duruyor yanında. İnsanlar yerlerde, şeylerde yatıyor köylü arkadaşlarımız. Hani bize de bir ranza hazırlamışlar. Orada yattık, oradan çıktık, geldik. Ama işte orada büyük bir fedakarlıkla, bir sürü şeylerle, işte Faik abinin, rahmetli Faik abinin Mesut'la beraber atılması, onu Eskişehir'de oynattırmamak için her türlü şeyi düşünüyorduk yani, formülü. Bir feda ediyoruz ama bir de onlardan feda olsun gibi. Yani. Böyle şeylerle. Oradaki maçı mesela 1-0 kaybettik, üzülmedik, hiç geldik. Burada Halil çoğu maçlarda oynamıyordu. Halil o gün oynadı. Bir tane top zaten Ender vurdu. Kaleciden döndü. Halil attı. Bir daha Halil attı. Halil o maçı tek başına burada aldı bizde. Kupayı aldık. Maçı aldı. Esas iş onun Cumhurbaşkanlığı kupası. Galatasaray'la. Evet. Yani o katakullili şampiyonluğuna o Ankara'daki maç. Zaten Ankara'daki maça giderken dedik ki biz gidelim Kızılcahamam'da kamp yaptık. Ve Gegiç hakikaten maç bitmeden önce niye dedi 3. golü attınız uzasaydı maç diye hepimize sitem etti.
Kupalar geldi, kupaların geldi de kupaların meyvesini toplayamadık hiç. Evet. Hep çarçur edildi, hep çarçur edildi. Ama o zamanın koşulları öyleydi, o zamanın ekonomisi öyleydi. Ama bu şartların böyle olacağını kimse bilemiyordu. Büyük takımlar bile bakın, yani hepsi batakta. Nasıl kurtulacak, onun çaresini arıyorlar. Kupalar böyle. Evet. Peki gelelim Sevilla maçına. Yani sizin o takımın... Şimdi Sevilla maçından önce ben sana birkaç tane anı anlatayım. Tabii, buyur abi. İlk anımız Gegiç geldi. O sene Bulgaristan'a hazırlık kampına gittik. CSKA Moskova. Uçka diyorlar onlar. Bulgaristan'ın CSKA takımına. Bulgaristan'a gittik. Tabii ilk deplas çıktık buradan. Otobüsle Sofya'ya vardık. Ondan sonra oradan da Eskişehir'e geçtik. Türkiye şeyine. Buraya vardık. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bir hafta işte antrenmanlar, maçlar falan filan. CSKA maçını oynadık. İyi de takımımız daha yeni Gegiç'te gelmiş falan filan. Şimdi biraz kendimi söylemek istiyorum ama bunlar yaşanan şeyler. Tabii, bunu herkes biliyor. Tabii. Maç bitti. Maçtan sonra yemek, resepsiyon var. Yemek yiyoruz. 3-1 yenildik. Çok da iyi oynadık. Canan geldi o zaman Fenerbahçe'de falan şeyi. Bu hazırlık sonra, maçı. Ha? Hazırlık maçı. Hazırlık maçı tabii. Ha. Sonra işte herkes çıkıp konuşma yapıyor falan filan. Konuştular. Sonra ondan spor bakanı kalktı. Mareşal, Paşa, onlar da şey. Evet. Ya işte takımınız çok iyi falan filan feşman. Yalnız dedi, ben dedi eğer dedi bizim yönetimimizin etkisi olmasa dedi, yani yönetimimiz müsaade etseydi, yani yönetimimiz müsaade etseydi, sizin dedi 2 numaranızı dedi transfer ederdim dedi. Senden bahsediyor. Benden bahsediyor falan. Neyse, Yılmaz Sazak rahmetli yanımda tekme vuruyor bana. Transfer teklifi aldım diyor buradan diyor falan. Neyse gittik. Ertesi hafta da, ertesi 2 gün sonra da Eskişehir'e, Stara Zagora'ya gittik. Bir maç da orada oynadık. Oradan Türkiye'ye döneceğiz. Yalnız federasyon temsilcisi var. Bu da sizin için çok önemli. Şu var, bu var. Fakat o kafilede eksik var. Bir kişi eksik. Otobüse bindik, bir kişi eksik. Mustafa Gerçeker federasyon temsilcisiymiş. Mustafa Gerçeker otelde uyuyup kalmış. Allah. Yani bunlar çok enteresan şeyler. Yani. Ondan sonra Mustafa abi tabii Eskişehir eski hakemlerinden, Eskişehir Gençspor İl Müdürlüğü. Tabii bölge müdürlüğü yaptı o, evet. Yani. Ondan sonra daha neler var. Şimdi Yunanistan'da bir olayımız oldu. Yunanistan'da. Egola ile oynuyoruz Balkan Kupası'nı. Yunanistan'dan da Bulgaristan'a geçeceğiz. Orada da hazırlık yapacağız. Tekrar buraya döneceğiz. Egola maçı oynanıyor. Sağ bekleri var. Fırtına gibi bir şey ya böyle. Oraya vuruyor, buraya falan. Ayhan dedim ya. O da orta sağ oynuyor. Şu sağ bek geldiği zaman dedim, şunu dedim bir öpüver dedim şöyle bir. Falan. Tamam lan dedi. O zaman da Yunanistan ihtilal olmuştu. Junta idare ediyor. Yunanistan'ın junta idaresi. Biz Ayhan'a öyle dememiştik. Ayhan gitti, adamı santralın orada bir girdi, bir kapıştılar. Aynı İzmir sahası gibi kum, toz toprak. Bir toz toprak kalktı, ortalık karıştı. Neyse, hakem hepimizi ayırdı bizi tekrar falan. 2-0'da mağlubuz. Yani. Bir de onu azmedemiyoruz zaten. Neyse, haftayım oldu. Odaya girdik. Girdik. 3-5 dakika geçmedi. Bir kodaman bir adam, arkada 5-6 kişi dediler. Çabuk dediler. Kim bu? 4 numara çabuk. Ne oldu? Dedi ya kardeşim dedi, sen dedi harp mi çıkaracaksın bize dedi. Çabuk dedi bunun dedi şeyini, pasaportunu verin dedi. Vallahi büyükelçi
ekibiyle giriyor. Ayhan'a dedi ki çabuk. Hemen o zaman dosyadan resmini çizdirttiler. Evet. Hemen dedi ki çabuk dedi, verdi yaverine. Dedi git dedi bunun pasaportunu çıkar dedi, bunu hemen İzmir'e postalayın. Ayhan'ı aldılar soyunma odasından doğru İzmir'e. Art mı çıkaracaksın sen dedi falan o ayağını. Art çıkaracaksın diye ayağını İzmir'e gönderdiler. Oradan şeye geçtik. Bulgaristan'a bak şimdi. Bu oraya geçerken de böyle birer tane kağıt verdi Udut'ta. Yunanistan'dan Bulgaristan'a geçiyoruz diye. Dediler ki bunları kaybetmeyin. Bulgar sınırından geçerken Bulgaristan veriyor bunu. Yani. Toplayacaklar bunları. Hmm. Allah rahmet eylesin. Kazım abiyle şimdiki İsmail Hakkı Öner diye yazıyor ya. Evet. İsmail, Kocaeli İsmail. O kağıtları otelde bırakmışlar. Tamam mı? 350 kilometre geldik Eskizahra'dan. Hudur'a geldik. Dediler ki kağıtları verin. Herkes verdi. Bunların yok. Çıkamazsınız siz. Nerede kağıtlar? Otelde. Otelde. Vallahi. Hadi otele telefon Bulgar. Kağıtlar orada mı? Orada. O zaman foto moto yok abi. Yani, kağıtları gönderin buraya. Ya kağıtlar gelse ne olacak, gelmese ne olacak? Kağıtlar orada işte arkadaşınız falan. Anan yaşı, baban yaşı. Zor çıktık Udut'tan. Bırakmıyorlar. Yani enteresan bir kafile yolculuğu yani, bizimki bu. Evet. Bunlar. O Ayhan'ın olayı öyle. Ayhan orada buraya geldi. Zaten o sene onu Göztepe'ye verdik. Federasyon büyük şikayet olmuş. Ebedi boykot alır malır diye İzmir'e şey ettiler. Onu gönderdik. Biz Karşıyaka'ya gitti. Ondan sonra da zaten kızdı şeyi bıraktı. Futbolu bıraktı. Evet. Göztepe'den çok şey gördü yani. Evet. Memnun değil. Peki Sevilla maçına gelelim abi. Yani şimdi hemen Sevilla maçına gelelim. Sevilla yani maçı. Orada yenildik, burada yendik. Sevilla maçının orası çok önemli. Şimdi oraya gittik. Gezmeye falan çıkıyoruz ya. Tabii biz vardık şeye otele. Otelin girişi böyle. Arkadaşlar Sevilla maçının fotoğraflarını koyar mısınız? Ondan sonra otelin önü yani bu kadar genişlikte dar sokaktan giriyorsun otele. Sokak gibi ama yani caddeye şey arabalar girsin, evet. Girdik otelde soyunduk moyunduk falan filan işte. Haydi buraya çocuklar dedi gezmeye çıkabilirsiniz dedi Gegiç. Ona dedik ne bu lan? Haydi günde herkes oparıp bir çıktık abi işte bu kadar koridor kadar. Çıktık caddeye bir çıktık abi hamo. Bir sıcak. Herkes içeriye. Niye? Dedim ne sıcağı ya bu sıcakta gönlü mü? 40 derece sıcaklık var. Oha, şey gibi. Neyse girdik otele. Çocuklar haydi buraya bir alışveriş mi? Yok hoca bizi deniyormuş. Gidecekler mi bu sıcakta evet. Diye. Ya çıkmak mümkün değil. Neyse. Girdik tabii otelde kaldık. Serinledik falan. Serin otelin her şey var. Falan filan. Maça gelelim. Maçta orada çıktık. Ben oynamıyorum. Abdurrahman'la Faik abi oynuyordu. Süreyya abi şey diyor. Şimdi maç oynanıyor. Bir tane gol yedik. 1-0 devam ediyor ama ikinci devrenin ortasına doğru takım da yoruldu. Çok sıcak. Felaketli evet. Sıcak var. Ve şöyle bir şey var. Ben burada oturuyorum. Biz burada oturuyoruz. Seyirci bizim önümüzde yani. Arkamız. Biz burada oturuyoruz böyle. Evet. Burada da ben seyirci olarak oturuyorum. Bu kadar. Yeah. Şey falan yok. Tel örgü mel örgü yok. Hı hı. Açık tribünün önünde oturuyoruz biz falan. Hiç ittira şeyden de yok. 1-0 devam ediyor maç. Süreyya abi şimdi bir kafaya çıkıyor. Bir düşüyor yere. 10 tane takla atıyor yatıyor. Haydi Kazım'ı çağırıyorlar. Kazım abi gidiyor. Falan filan feşman. Geliyor gene. Bir pozisyon oluyor. Süreyya abi gene yerde. Gene takla atıyor. Gene yerde. En sonunda geldi. Ya dedi. Allah Allah dedi. Bu dedi. Yeter dedi ya. Sakatlanmasın bu dedi ya. Bir daha sakatlanınca gene gitti. Gidiyor Süreyya abiye diyor ki. Senin diyor bilmem ne yaparım diyor. Sakatlanma artık. Ben senden çok koştum diyor. Kazım abi. Kanter içinde. O sıcakta. Ben de sakatlandıktan sonra 3-5 takla atıyor. Masol Kazım abi. Hakem abi. Hakem hemen çağırıyor. Yani. Eli de sarılı ya. Bir şey oldu diye. Yani 20 dakikasını çaldı.
Oyunu çaldı orada. 0-0. 1-0 yenildik geldik falan. Buraya geldik. Hiç şeyimiz yok. Diyoruz ki İsmail falan konuşuyoruz. Onlar lay lay yapıyor. Biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz falan. İşte yapabildiğimiz kadarını götürmek istiyoruz falan. O arada bir pozisyon oldu. Adam buradan bir top kaptı, geldi aradan bıraktı. Bir top attılar araya, bir de par attı adam. Kaleci çıktı, kalecinin altından gol attı. Eyvah, 1-0. Maç gitti. Maç bitti artık dedik. Ya anasını satayım ya. Ama santra yaptık. Santra'dan top öyle böyle derken Fethi götürdü, golü attı. İsmail falan, ya bir dakika önce atsana şunu bize. Bir dakika önce at da biz de uzatmaya gidelim yani falan. Öyle atınca dedim ki İsmail'e, İsmail dedim, Süreyi abi dedim, ben dedim santradan geri gelmeyeyim. Hep ucum düşünelim dedim. Hı hı. O zaman Doğan oynuyor önümde, Burhan Tözer oynuyor, hı hı. Nihat falan yok. Tamam dedi Süreyi abi, ya sen idare et dedi. Onlar da gelmiyor zaten. Şimdi ben İspanya'da oynamadığım için bana bakmıyorlar. Ben yani orada ufak tefek bir adam, kenarda duruyoruz. İlk devrede hiç öyle yapmadık. Açık tribünün önünde birkaç kere gittim, orta attım falan filan faşman. 1-0'dan 1-1 olunca benim de ayranım kabardı artık falan. Neyse işte Kamuran bir top getirdi, o yaptı, bu yaptı derken bir kaçtım ben, Kamuran topu attı, bir ortaladım. İkinci gol geldi ama oyun bitmedi. Şimdi açık tribüne ben bakıyorum, millet çıkıyor. Yani. Çıktı. Tabii, maç İkinci bitti. Gol attıktan sonra baktım gene gene seyirciler geliyor. Tekrar geliyor. Neyse. İkinci gol attıktan sonra Süreyya Bey de İsmail'e de dedim. Ben dedim ceza sahasının köşesindeyim. Çünkü rakipler hiç gelmiyor artık. Onlar orada duruyorlar. Yani. Bana da bakan yok. Ben orada kenarda bir tane çocuk top oynuyor. Sanki orada duruyor. Hiç. O arada Vahap'ı çıkardılar. Şeyi aldılar. Halil'i aldılar sol açığa. Ender sol işe geçti. Sol iş oynuyor. Bir uzun top attılar Halil'e. Halil mesela içeri falan gidip deparatsa vuracak. Evet. Halil korner bayrağına doğru gidiyor. Onlar da gitsin diyorlar o tarafa. Evet. Kaleye doğru gelmiyor ya. Vallahi bıraktılar. Şimdi Halil'in benim takım arkadaşım biliyorum. Oradan bir orta atarsa bu taraftan taça çıkar. Evet. Ben de ceza sahasının köşesinden 3-5 adım daha gittim, orada bekliyorum artık. Yani millet, çünkü ben kafaya mafaya çıkacak halim yok. Ben arkaya top düşerse değerlendirme sevdasındayım. Yeah. Zaten yorulmuşum, kan ter içinde falan. Halil bir orta attı. Şöyle bir şey var. Bir, dediler ki uzaktan gelen top birinci direğe kesiyor ki gol olsun diye. Evet. Halil birinci direğe falan bırak, ikinci direğe de geçti top. Geçti. Böyle şeye paralel, çizgiye paralel geliyor. Geliyor. Ben de buradan koştum. Koşarken de baktım ki o birinci direkteki küme olduğu gibi dönmüş. Buraya kadar gelmişler yani bu tarafta. 6-7 tane şeyli. Futbol, benim sevilalı vuracağım yerden top ikinci direğe kalkarsa gol olur. Yani birinci direğe attığım zaman orada o topun gol olma şansı karambol yani. Bu olursa şansına. Yalnız koşarken gördüm ben o grubun geldiğini gördüm. Tabii antrenmanlarda falan da çok çalışmanın verdiği yani semereyle ben daha koşarken bir tokat topa, top kalktı. Yalnız topun kalktı, baktığım zaman Fethi havada, top geliyor, tamam mı? Kale bomboş. Arkasında da Doğan çıkmış. Hani ikisinin de resimleri var sonradan. 3-1 oldu. Neyse maç. Karanlıklar girdi, şu oldu, bu oldu, bitti maç. Maçtan sonra bir oyuncu, idareci de geldi. Bir de oyuncuyla beraber tercümana dediler ki sen dediler İspanya'da niye oynamadın dediler. Sakattım dedim. Yani bana hiç değer verilmedi. Tabii, yani. Tabii yani. Yani hiç böyle bir oyun çıkaracağımı, böyle gidip faydalı olacağıma hiç karar verilmedi yani. O Sevilla maçı da öyle geldi. Evet. Yani Eskişehirspor'un efsane kadrosunun elde etmiş olduğu en büyük başarılardan birisi de bu. Tabii ilk İspanya takımını elemiş. Evet. O gün de Fenerbahçe Zena'ya 4-1 mi ne yenildi? 4-0 mi ne yenildi kupa maçında? Hı hı. Bir Avrupa kupasına yenildi. Peki abi şimdi Eskişehirspor artık sizin dönemizdeki Eskişehirspor diye genç bir takım var. O genç takıma çok kısa bir şekilde çünkü kapatacağız.
Çocuklara ne önerirsiniz? Bu bizim takımımız. Yani, evet, evet. Şimdi bizim takımımızın önce yönetimi tutarlı davranacak. Yönetim, yani antrenör, yönetim, futbolcu. Şimdi ben bunlara bir şey diyemiyorum. Niye araya bir menajer furyası girdi? Şimdi futbolcuyla idareci konuşur. Antrenör, futbol idareciler futbolcuyu antrenöre teslim ederdi bizim zamanımızda. Antrenör lazım olanları bırakır, olmayanları gönderirler. Gayet abi kardeş ilişkisiyle iş biterdi. Şimdi öyle değil artık. Şimdi menajerler futbolcuya diyor ki sana 3 milyon alacağım, 5 milyon alacağım. Bu menajerlik furyasının içinde yönetimin hiçbir fonksiyonu kalmadı. Antrenörün hiçbir fonksiyonu kalmadı. Evet. Adam antrenöre kızıyor, diyor ki ben diye oynamak istemiyorum. Bana takım bul. Ben bir sezonda bir oyuncunun 3 tane takım değiştirdiğini görüyorum. Bunun faydası yok yani. Eskişehirspor'un şimdi geleceğinin tek şeyi var. Bu borcun altından kalkmak için aklı selim bir yönetim ve bütün herkesin yaptığı gibi şirketi kurup bu borcun nasıl ödeneceğinin hesabı yapılıp bu külfetten kurtulmak. Evet. Bunun haricinde hiçbir şey Eskişehir'e bir fayda getirmez. Bu işin herkes biliyor bunu ama kimse yapmıyor. Maalesef. Peki abi çok teşekkür ederim. Biz halinden sonra burada sona erdi. Güzel bir anıları tazelemiş olduk en azından. Özellikle genç kardeşlerimiz. Bir daha yok değil mi? Bitiyor mu? Bitiyor abi. Bitiyor. Şöyle bir şey var, eğer kısa zaman varsa bitiyor mu? Bitiyorsa onu sonra anlatırım size ben. Daha enteresan şeyler vardı ama bunlar anı olarak. Onları neyse bitsin de ondan sonra. Programdan sonra konuşuruz abi. Sen onu gazetede yazabilirsin. Sana tamam, çok güzel anı olurlar. Evet. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ ol abicim. Değerli izleyenler, sevgili İlhan Çolak'la, Eskişehir Spor'un taraf kurucusu İlhan Çolak'la birlikteydik. Güzel bir anılardan bahsetti. Haftaya tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.